Ne okuduğunuzun farkında mısınız? Herkes gazete okur. Siz gerçeği okuyun. Gerçeği okuyun. Gerçeği okuyun. Gerçeği Çerkezköy Haber'de okuyun. Çerkezköy Haber. Sadece gerçek haber. Müjgan Serkan Karagöz Mesleki ve Özel Eğitim Merkezi'nin resmi açılış törenine katılan AK Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyahettin Akbulut, programda yaptığı konuşmayla herkesi hayrete düşürdü. Akbulut işte bu sözlerle tepkileri üzerine çekti. Bu insanlar sokağa çıkamıyorlardı. Bunlar evlerde saklanıyorlardı. Babaları, anneleri bunları topluma çıkarmaktan sıkılıyorlardı. Ama hükümetimizin 2005 yılında çıkardığı engelliler yasasıyla biz engellileri insan yerine koyduk, adam yerine koyduk. Bu toplumun en değerli varlıkları olduğunu gösterdik. Engellilerin kendi hükümetleri döneminde adam yerine konulduğunu üzerine basa basa vurgulayan Akbulut, sözde zihniyet değişikliği yarattıklarını da söyledi. Eskiden bu kanundan önce, 2005'ten önce diyordu ki yakınlar, evimizdeki bu engelli, özürlü, bakalak, hastanın veya yakınının veya babasının, annesinin, çok üzülerek ifade etmek zorundayım, bir an önce ölse de kurtulsak diye bakardık diyor. Şimdi diyor aman ölmesin, evimizin bereketi bu. Ben bunun yüzünden 450 lira 500 lira ayda devletten bakım ücreti alıyorum. Aman buna diyor gözüm gibi bakıyorum. Aman ölmesin, sağlıklı yaşasın, daha çok yaşasın diye bakıyorum diyor. İşte zihniyet değişikliği bu. Kafa değişikliği bu. Akbulut'un konuşmalarına tepki gösteren bazı vatandaşlar ve diğer siyasi partilere mensup yöneticiler bu adam ya dediğini bilmiyor ya da kendini diyerek programı terk etti.